Denizlere aşina olanlar denizciler iyi bilirler. Kopacak büyük fırtına öncesi hava bir süt liman olur. Şöyle çarşaf gibidir deniz. Sonra fırtına gelir. Tecrübeli denizciler bilir. Ben farklı bir niteleme yapacağım. Bomba patladı, fırtına koptu Moskova yakınlarında. Şimdi fırtına sonrası sessizlik var ama o da fırtınaya çalacak gibi. Her şeyiyle Dugin suikastini anlatalım. En sıcak ve en taze görüntüleriyle FSB Rus istihbaratının paylaştığı görüntülerle. Şimdi KGB'den sonra FSB oldu. Alexander Dugin ve kızı Darya Dugin. Neden bu kadar önem atfediyorsun Ekrem? Son dönemde iki görüş vardı. Bir, Dugin, baba Dugin, Alexander Dugin, Putin'in akıl hocası doktrinsel ideolojik anlamda onu destekliyor. Rus milliyetçiliğini Putin üzerinden hayata geçiriyor. Kimileri de ya çok abarttınız bu adamı. Bu kadar karşılığı yok Rusya'da. Bu suikast bu iddiaları çöpe attı. Bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'yi de etki etmişti. İşte Fethullahçı örgütün orduda yapılanması ve 15 Temmuz darbesinin bağıra bağıra geldiği iddiaları karşısında Amerikancı olacak darbeye karşı malumunuz Dugin geldi ve 14 Temmuz'da çok kısa süre içerisinde Türkiye'de bir darbe yapılacak dediği öne sürülüyor. Aslında teyitli bilgi ben bir marj bırakayım öne sürülüyor diye. Bu kadar da önemli bize bakan yönü de var. Şimdi bombalı suikast babasının bineceği düşünülen araçta Land Cruiser Prado'da kızı öldü. Ruslar diyor ki Ukrayna yaptı. Tek şüpheli vardır Ukrayna. Ukraynalı ajan ismini de veriyorlar. 23 Haziran'da ülkemize girdi hazırlık yaptı. Natalya Volk şu anda Estonya'ya kaçmış durumda. 23 Haziran'da geldi. Bombanın yerleştirildiği garajın ve çıkış noktalarının kamerası da çalışmıyor. Onu da söyleyeyim. Ve akşamın görüntüsü. Natalya Volk iddia o ki işte 43 yaşındaki ajanın Estonya'ya geçerken Rus gümrüğündeki görüntüler yayınlandı. Yönetmenin Bülent editörüm Erdi hazırladılar. Bir aksın bakalım. En taze görüntü lütfen. Yeah, Bu patlama anıydı. Biliyorsunuz. Ölüm anı. Baba Dugin, kızı Darya Dugin. Şimdi işte o görüntü. Gördüğünüz bir Mini Cooper. Mini Cooper'la kaçtığı söyleniyor. Estonya gümrüğü burası. Ve karşınızda Rusların ajanlıkla, suikastçilikle, suikastçilikle suçladığı Natalya Volk. Görüntülerin tamamı Rus gümrüğünden. Aramışlar her şeyi ama tabii nereden bilecekler? Casus olduğu doğruysa. sesli de görüntü var. Her şey kaydedilmiş. Karşınızda o isim şu anda sırra kadem basmış durumda otoyol kameraları da kaydetmiş. Bahse konu olan Mini Cooper işte bu. Rus istihbaratı bu görüntüleri çıkardı ama eğer iddia doğruysa tetikçi, suikastçı ajan buysa yani Rusya'nın karşısında Ukrayna'nın 007 buysa da görüntüleri böyle. Bülent Yeterli kaldığım yerden devam edeyim lütfen. Peki şimdi bir de karşı iddia var. Rusya bilinçli olarak Ukrayna'nın üzerine bu suikasti yıkmak istiyor. Tersten vuruş da var. Peki ne kazanacak Rusya bundan? Bakın iddia şu iddia diyorum. Rus basını yazıyor. Rusya savaşta şu anda Ukrayna ile kazanamadığı ve yıllarca süreceği artık belli olan savaşta kimi yasaklı bombaları kullanmak için bahane üretiyor. Tekrar edeyim vurmuyoruz ya ezer geçerli diyoruz ama geçiniz bayağı da vuruyor. Kiev'i vurmamak diğer şehirleri vurmamak anlamına gelmiyor. Yasaklı bombaları kullanacağı söyleniyor. Putin'in bu yasaklı bombaları kullanmak için de bir gerekçeye ihtiyacı var. Tersten vuruşla bugün suikastini Ukrayna istihbaratının üzerine yıkarak intikam alacağım diyebileceği öne sürülüyor. Cebinizde dursun bilgi. Peki ilk kim üstlenmişti bu saldırıyı? acaba dedim. Putin karşıtı Ulusal Cumhuriyet Ordusu adlı örgüt. Ulusal Cumhuriyet Ordusu. Şimdi bu örgütsel yapı yani ideolojik temelden askeri ya da tehdit terör eylemlerine geçiş yaptı mı? Üstlenmişler. Temelde manifestolarında iki başlık var. Bir, Ukrayna Savaşı'nı Rusya'da kim destekliyorsa düşmanımızdır. Bu savaş bitmelidir. İki, Putin devrilmelidir geçen yıl sezonda sıklıkla Rusya Kremlin içinde Rusya'da Putin'e bir vuruş olabilir mi? İktidardan devirebilirler mi? Derin Kremlin konuşmuştuk bunları. İddia o ki böyle bir kazan kaynatılıyor. Peki Dugin doktrini ne anlatıyor? Olgun bu arada şu demin Estonya gümrüğüne girerken tetikçilikle suçlanan Ukrayna servisindeki Natalya'nın bir de fotoğraflarını gösterin bize. Olgun yansıtıyor şimdi size. Bu iş çok büyük. Dugin doktrini. Bakmayın siz 15 Temmuz'u bilgilendirdi. Önemli bir misyon ifa etti diyorlar Dugin için ama baba Dugin için. Fakat ana düşünce yapısına baktığımızda Rusya'ya bağımlı bir Türkiye istediğini iyi biliyoruz. Bir, Türkçülük akımı asla Orta Asya'ya girmemeli. Ya benim kökenim orası. Bizim bir Türkçülük ya da Turan ya da öyle büyük sınırımız Çin Seddi'nden Adriyatik'e değil. Huzurlu, mutlu olmak, kardeşlerimle buluşmak, ticaret, ulaşım, turizm geliştirmek istiyorum. Türkçülük asla Orta Asya'ya girmemeli. Dugin doktrini 2. Türk Avrasyacılığı Türkiye'de ciddi yükselmişti Türk Avrasyacılığı biliyorsunuz. Rusya Avrasyacılığıyla, Rusya'nın Avrasya politikasıyla uzlaşmak zorunda. Zaten Türkiye'de Avrasyacılıkla suçlananların yahut adlandırılanların büyük bir kısmı Rusya'ya yaslandığını biliyoruz. Türkiye Azerbaycan ittifakını abartmamalı, Karabağ'da bir duruş sergilendi ötesine geçilmemeli. Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğuna da orada bir set çekiyor. Unutulmasın ki o Karabağ Azerbaycan bölgesinde de her şeyin anahtarı Rusya'dadır diyor bugün. Bölgenin anahtarı Rusya'nın elindedir. Son başlık. Şimdi Rusya düşmanı, bizim düşmanımız Kiev ile Ankara'nın ilişkileri abartılı seviyede olmasın, belli bir seviyede olsun diyor. Tabi temelde Amerikan karşıtı. O yüzden 15 Temmuz öncesi haber getirdiği söyleniyor. İşte Ankara-Kiev ilişkisinden de rahatsız. Gerçekten Dugin suikasti. Baba hayatta ideolog olarak. Kızı da siyasi fikirleriyle biliniyordu o hayatını kaybetti. Bakın bu çok büyük bir iş. Yansımalarını göreceğiz. Hadi devam.